hanımlar ve beyler, Türkiye'nin en seksi men in black'leri. İşte karşınızda Concordato özel dosyalar ekibi. Maşallah maşallah. Vay 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 merkezden. Tabii. Merkezden geldi. Merkezden yani. bağlanıyoruz biz. <laughs> ne, nerenin? Nerenin merkez efendim orası tam olarak? <gülüyor> <gülüyor> Discord merkezi abi. Aa, Discord, Discord Merkezi. Rusya'dayız. Ya Maşallah. Dayız. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Konkordato özel dosyalar burası. Bayağıdır e, bekliyordunuz, istiyordunuz, spamlıyordunuz. Aha da geldik. E, bugün biraz seyircimize neler var ondan bahsedeyim ben. Şimdi bir sürü Türk seri katil var. Fakat bunların e, en az yarısından fazlası e, sapık e, tecavüz ve öldürmeye yönelik e, münferit <laughs> tabii ki korkunç e, cinayetler var. Son dönemlerde de ülkemizde görüyoruz zaten. Ama benim aldığım cinayetler daha çok e, psikolojik olarak çok farklı e, ne bileyim suçluları baz alıyor. Yani atıyorum bir örnek televizyondan bir ses bana onları öldür dedi ve yaptım gibi e, hmm. akıl hastanesine yatırılan seri katilleri aldım. Ya da cinle bilemezsin gibi, kanka. Gibi, şey gibi, var, var mı şey şu restoranda şey yapan e, restoran şeyi var mı restoranda böyle insanları şey yapıyor spoiler olmasını söylemeyeyim. Ee, evet, üstümen, var bilmiyorum. mı? Bilmiyorum. E, almadıysam da sen anlatırsın olur mu? Çünkü çok aldım. Hangisinde restoran geçiyor bilmiyorum. Bak onu ona mutlaka ben onu var şeyde. İnternet onu ben anlatırım. Arkadaşlar gergin şeylere gireceğim. Katliamlar anlatacağım. Biraz kanlı şeyler anlatacağım. Yayın artı 18'de değil anlatmak sorun değil. Görsel vermeyeceğim. Fakat rahatsız olacaksanız şimdi çıkmanız gerektiği yer burası. Psikolojinizi etkileyebilir ve sonuçları evet. vahim olabilir. <laughs> doğru. Doğru. Türk seri katillere geçmeden önce çok enteresan bir hikaye olan iki tane yabancı hikaye okuyacağım size. Normalde almazdım. Amerika'da çok seri katil var işte. Yam yam olan var, hamburger yapıp satan var ama bu çok enteresan tarihten bir bilgi okuyorum izninizle. Biraz uzun. Siz arkanızda yaslanın. Tabii. Kanlı kontest Elizabeth Battery. Elizabeth Battery 1560 yılında Macar İmparatorluğunda, Macar İmparatorluğunda soylu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi dönemin güçlü aileler arasında oldukça varlıklı bir aileydi. Çocukken geçirdiği epilepsi krizlerinin o zamanlar tanısı mümkün değildi. Bundan dolayı bir türlü tedavi edilemedi. Soylu bir kadın olmasının getirisi olarak iyi bir eğitim aldı. Tarif ve coğrafya bilgisinin yanında Almanca, Yunanca, Macarca dillerini iyi düzeyde konuşabilen protestan bir kızdı. 10 yaşındayken Ferenc Nadasti ile nişanlanmış ve 15 yaşındayken evlenmişti. Ancak kocasının statüsü onun ailesinin statüsünden düşük olduğu için soyadını almayı reddetti. Çift, Fereng'in evlilik hediyesi olarak aldığı Jest Şatosu'nda yaşıyorlardı. Ordudaki görevi nedeniyle evden uzakta olan Fereng'in tüm ticari ve politika, politik sorumlulukları ile Betor'a ilgileniyordu. Ve şimdi başlıyoruz. Tarih kitaplarına bakılırsa bu konularda oldukça başarılıydı falan filan. Kocası 48 yaşında öldü. Ölüm nedeni bulunamadı. Çalışanlarına eziyet etmekten geri duymayan Elizabeth, bir kadın olarak aynaların karşısında olmaktan, genç olmaktan, ve güzelliği ile ilgili iltifat edilmesinden çok, çok keyif alıyordu. Yaşlanmaya başladığını düşündüğü andan itibaren kendince çözüm yolları aramaya başladı. Yaşlanmamak, güzelliğini kaybetmemek uğruna bakire kızların kanıyla yıkanmaktı bu çözüm. Hmm, Amerika kırsında vardı bu. bu buradaki ilk kurbanları 10 ile 14 yaş aralığındaki kızlardı. Köylü ailelerin kızlarıyla başlayan Betöri bir zaman sonra soylu ailelerin kızlarını da hedef almaya başladı şatosuna nezaket eğitimi almak için gönderilen genç kızları eziyet edip öldürüyordu. Bilinen veriler arasında kurbanlarını öldürmeden önce çok şiddetli bir şekilde dövdüğü de var. İşkencelerin arasında kurbanlarının derilerinin yüzülmesi, sakat bırakılması, kollarının ve diğer uzuvlarının parçalanması gibi yöntemler de yer alıyor. 600'den fazla bakire kızın kafalarını keserek kanlarıyla banyo yaptığı söylenen Betörü'nün kalesine giden kızların bir daha geri dönmemesi bir zaman sonra halkın ve sarayın dikkatini çekiyor. Kalenin çevresindeki cesetler iddiaları güçlendiriyor. Halk arasında yayılan söylentiler çığ gibi büyüyor. Kanıtlar toplanıyor. Bu esnada tam 300 kişinin tanıklığına başvuruluyor. Bathory Kalesi'nde karşılaşan manzaralar kan donduran cizde. Toparlanan veriler neticesinde Bathory'nin suç ortağı olarak 3 kadın, 1 erkek, 4 hizmetlisi yargılanıyor. İlk etapta suçlarını inkar ederek cinayetleri yalanlıyorlar. İfadeleri birbirlerine suç atan hizmetler işkence altında işlenen cinayetleri itir itiraf ediyorlar. İdam ediliyorlar. 25 Ocak 1611'de Elizabeth Bathory kendi kalesinde tuğlalarla çevrili odaya hapsediliyor. Odada kapı ya da pencere yok. Dış dünya ile tek bağlantısı yemek ve su alabileceği küçük bir delik. Kötü namı ve korkunç cinayetleri nedeniyle gardiyanlar bile kilitli altında olan kadınla aynı kalede olmaktan çekiniyor. 20 Ağustos 1624'te gardiyana elinin çok üşüdüğünü söylüyor, aynı gece dalmış olduğu uykusundan bir daha uyanamıyor ve ertesi gün ölümü tespit ediliyor. Ayrıca ölüm nedeni hakkında net bir bilgi mevcut değil. İhtimallerden ilki Frengi, ikincisi kendini açlıktan öldürmesi. 54 yıllık yaşamından geriye kalan vampir cadı olduğu söylentileri kanıtlanmamış olsa da gözü dönmüş bir cani olarak tarihe kazanıyor. Neticede 600 kişiden fazla ölümüne neden olan bir soylu olmadığı takdirde idam cezasına çarptırılacak olan katil sadece 3-4 yıllık hapis cezası çekiyor ve ölüyor. Abi yani ben şeyi merak ettim. Neden bu kadar spesifik kurbanlar? Yani hangi okultist şeye hizmet ediyor? Şey bu ya Hollywood'daki tabii, tabii. bebek kanıyla. tam da o geldi aklıma. Evet. Yani öncesinde de işkence çektiriyor çünkü kandaki adrenalin seviyesini arttırıyor. Öyleyken A öldürüyor. O, hop. Adrenalin de sanırım. değildi. Sanırım Böyle e, adren işte, adrenokrom mu o, öyle bir şeydi? Evet 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 evet. Adrenokrom. iyi hatırladım. Benzer bir şeydi. O ya, acı çektirerek bu salgılanan şeyin daha fazla üretilmesini sağlıyor ve en çok acı çektiği anda işte Hollywood'da iddialar olan şeyden bahsediyorum şu an. En çok acı çektiği anda da o bebek kanını enjekte edip kendine genç kalıyorsun. Hatta <laughs> bunun Türkiye'de haberleri de oldu. Şu an aratırsan bebek kanıyla wow. alakalı birkaç tane işte o site kanallar haber yaptı bunu. Şeye çok benziyor. Yani ortak bir okültist bir şey takip ederek mi yaşanmış bir cinayetler veya benziyor diye bir teori mi ortaya çıkartmışlar Hollywood'da da acaba? Çünkü kadın 600 kişiyi bu kadar dedicated bir şekilde öldürmek aynı ritüelleri uygulayıp sürekli yani bilmiyorum ya çok ciddi bir akıl hastasısın ki bu kolay cevap ya da çok Ama 600 değişik. çok sayı be Sedat 600'e nasıl yani Tabii. kadın bağımlısı olmuş. Yani. Lojistik sıkıntıları olur bir kere yani. Ama bunu Lojistik. yapabilecek de en iyi konumdaymış abi Lordsun abi, herkes teban zaten evet. ve yani gel diyorsun saraya geliyorlar ve hallediyorsun. Bilmem ilginç bir davaymış kesinlikle. Peki, 600 bir şey soracağım. peki confirm mü? Ee, 600'den fazla. Confirm değil mi bu? Rivayet değil ee, yani. Değil yani. Wikipedia'da olan bu. <gülüyor> ee, <gülüyor> bilemiyoruz 1600 Ya şöyle. Bir şey soracağım. Şimdi 600'e gidene kadar çok zaman geçmiş olması lazım. Peki bu kadın bu ayinleri yaptıktan sonra herhangi bir karşılığını aldı da mı devam etti diye düşünüyorum. Tabii bu da düşündürücü. Bir karşılığı Tabii mı oldu oğlum. acaba? Çünkü yardımcıları falan var yani, yani tek başına yapabileceği bir şey de değil. Yani Çaresiz bir atent mi acaba? Yok ben Bilmiyorum. bunu hakikaten e, okultist ve satanik bir şeyler involved olduğunu düşünüyorum. Evet yani evet bu tek şeylerde. başına bir psikopatlık gibi değil bir şeye inancı var yani belli ki. Tabii tabii İlginç. ama o dönemde de akıl hastası olursan bunu hemen meleklere ve şeytanlara yormak da çok Hı -hı. kolay. Yani öyle bir ortaçağ dönemi ki zaten akıl hastalığının karşılığı şeytanlar ve melekler yani. Bilemiyorum. Bu adrenokromu e, şeyden mi alıyor? Çünkü bebek. kanda bebek e, şeyinden mi alıyor? Adrenokromu bilmiyoruz. Şu an hani, isim çok benzedi. O yüzden onayladım. Başka bir e, madde de olabilir yani bu. Bebeklerden en çok acı çektiği anda evet. alınıyor. Yani iddialar bu. Hollywood yıldızları da bunların sıplayını, özellikle İngiltere kraliçesi bunun için direkt e, belirli Adbiri zindanlar yazmış. tuttu. Adrenokortikotropik hormon. Adrenalin bezlerinden alını alınıyormuş bu. Ad Adrenakrom denilen şey. Adrenalin bezini de nasıl çıkartıyorsun onu bilmiyorum. Yani kan içerek değil herhalde. Çünkü o arada batırın... ben bununla alakalı şey okudum. Bunun şu anda bizim bebeklerden alınmasına gerek yok. Domuzlardan falan da alınınca aynı şey oluyormuş. Ya ama işte. Hmm. Ya bu bebek almanın... kanı içiyor bu ünlüler muhabbeti bu mu yani? Tabii bu insandan almanın ama şeyi var. Ne derler? E, daha böyle ritüelistik bir noktası vardır yani. İşte, i̇şte. onu diyorum hani. Tabii, aslında tabii. olay sadece bilim olmayabilir. Tabii tabii. Hmm. Şey, adrenalin salgısını almak için insanlara adrenalin salgılatıyorlar. Daha sonra da onu bir şekilde harvest ediyorlar yani almanın. Ama bunu batari falan gerçi medikal bilgisini bilemiyoruz kadının. Tabii ee... ki yani medikal anlamda bu nereye varıyor bilmiyoruz ama biz Türk haber sitesinde bir kere şey yayınlandı abi buna delil olarak sözde. Tom Hanks'in işte bu supply'lara ulaşamadığı, bu maddeye ulaşamadığı korona kapanma döneminde geldiği hal diye. Bir ayda adam gerçekten yaşlanmış bu arada. Bu, ha hep, Türk bu haber... hep anlatılır bu muhabbet. Ha, maddeyi alamazlarsa bu hale gelirler gibi mi? Yani ya o işte... Gibi. Tabii ya mesela Markay'da... şeyle, şeyle ilgili diyorlar abi. Jerit Leto 50 yaşında, hatta 52 yaşındaymış. Jared ya Jerit Leto. Leto hakikaten nasıl 50 küsur yaşında ya? Adamın kültü varmış lan. Adamın tarikatı varmış bayağı Jerit Leto. Aa, ben de yeni öğrendim. Gerçek mi bu ya. Yoksa teori mi? Belgeseli var kanka, gerçek. Yani İnanılmaz ya. Bayağı açık açık tarikatları var. Kendisini İsa gibi yapmış. Ee, şeyleri Benziyordu. falan da bunların. Tabii tabii bunların böyle buluşmaları falan oluyor. Adayı It's kapatıyorlar böyle. Time. Aynen. Well, time. Ada 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 <laughs> kapatıyorlar. Ada ada kapatıyorlar. Adada takılıyorlar falan. Yani ben mesela şimdi Elizabeth Bathory ya da işte benzer figürler deyince günümüzdeki popüler insanlar gibi düşünüyorum yani. Parası var, imkanı var. E, soylu kanı da var aynı şekilde yani. E, dolayısıyla da o noktadan bence insanın kafası Pek çok şey gidiyordur. Ya abi işte sürekli böyle şeyler çıkıyor. Ben de onları çok şaşırıyorum. Ezra Miller mesela. Doğru hmm. düzgün çocuk sanıyorduk. Şeytan çıktı herif yani. Manyak çıktı ee, Neymiş evet. ne yapmış ki Reis? Bu flash oynayan çocuk var ya sapık çıktığı, tabii şiddet, çıktı. Çocuğu da neymiş? Ha, şiddet meyilisi sapık. Abi bir tane kızı kaçırmış. Ee, kızı da böyle bir 12 yaşından falan 18 yaşında kaçırıyor kız bu sene. 12 yaşından beri de kızı grumluyormuş. Valla ve işte Instagram'a büyütmek ne demek bilmiyoruz mesela. Yani. Yetiştirmek, yetiştir yetiştiriyor böyle hani yani ama legal yaşa yetiştiriyor. yetiştiriyor. Evet. Legal evet. yaşa kendisi... yetiştirmek. Aynen, kendisi için, çalıyor. kapıyı çalıyor. <laughs> Korkunç yani. Yani büyük ihtimalle gerçekten sınırsız paran, sınırsız ünün olunca herhalde bir noktada o bizim anlayabilim anlayamayacağımız bir psikoloji. Kafayı yiyorsun ve böyle şeylere e, sarıyorsun. ...ömrü uzatmak, hayatı uzatmak. Çünkü kim ölmek ister ki öyle bir durumda? Bana öyle geliyor yani. Şimdi e, MK Ultra'ya gidelim. Bir gidelim bir... abi. Çok, ara, çok garip bir olayla bir bağlantı anlatacağım size. Daha önce bu benim nasıl karşıma çıkmamış... ...ya da bahsettiysek unuttum. Okuyorum. E, bir saniye arka planımız değişsin. Evet. Olay şöyle. Fransa'nın Grad bölgesinde... ...küçük bir köy olarak bilinen... ...Pont Saint-Esprit... ...kendi halinde yaşayan insanlardan kurulu sessiz ve sakin bir yerleşim alanı olarak biliniyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de gücünde olduğu kasabada... ...tarihler 16 Ağustos 1951 gösterdiğinde... Stranger Things mi ee, okuyoruz? Okuyalım. Son derece ilginç olaylar yaşanmaya başladı. 16 Ağustos gününe gözlerini açan herkes büyük bir gariplikle hareket ediyordu. Köylüler ejderha gördüklerini söylüyor ve yılanların kendilerine saldırdıklarını ifade ediyorlardı. O tarihte 11 yaşında olan Charles Grangeon evinden koşarak çıkıp büyük annesine boğmaya çalışırken işçi Gabriel Valider kendisinin öldüğünü, oda arkadaşının da kafasından bakırdan yapıldığını ve karnını yılanların yediğini iddia ediyordu. Aynı gün evinden çıkan bir kadın ise kendisini kaplanların saldırdığını söylemekti. Köydeki herkes istisnasız hayal görüyordu. Yaratıklar, ejderhalar, kaplanlar, yılanlar Aa. ve daha nice köylüleri çıldırtıyordu. Yaşanan ilginç olaylar yetkililer tarafından araştırılmaya başlandı. İlginç yaratıklar gören yaklaşık 300 insan incelemeye başlandı. 50'si ise kontrol edilemediği için akıl hastanesine yatırıldı. Hastaneye yatırılmaları da durumun kontrol edilmesini sağlayamadı. Doktorlara... Ee, bir dakika kaçırdım. Yılı neydi abi ee, olayın? 1951. Için. 51. Doktorlara kalbinin yerinden çıktığını ve onun yerine koymaları gerektiğini söyleyenler vardı. Garipliklerin başlamasından tam 8 gün sonra hastanede yatan bir hasta çığlıklar atarak kendini ikinci kattan aşağı attı. Düştüğü yerden kaçmaya başlayan hasta ben bir uçağım diyerek kendini savunuyordu. Uzun süredir kasabayı delirten ve toplumda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sorumlusu olarak köyün fırıncısı Roche Bryant gösterilmekteydi. Olay şöyle. Yapılan araştırmalar sonrasında köylülerin ekmeklerine ergot isimli bitki mantarı veya mantarın içindeki kimyasalların karıştığı tespit edildi. Wow. LSD'nin ana maddesi olarak bilinen ergot mantarı... Dünya üzerindeki en güçlü halüsinojen halüsinojen maddelerden bir tanesi. Kasabanın toplu halde delirmesinden 2 yıl sonra yaşanan intihar vakası ise kasabada yaşananlar hakkında farklı tezlerin ortaya çıkmasını sağladı geliyor. CIA'in MK Ultra adını verdiği ve zihin kontrolü amaçladığı deneylerde belirli miktarda LSD verilerek zihni kontrol etmeye çalışılan Frank Olson, kaldığı otelin 13. katından atlayarak intihar etti. Olsa'nın bilincini kaybettiği ve yapılan deneyi tüm dünyaya duyurma isteği duyduğu düşünülüyordu. İntiharla ilgili yapılan araştırmalar sırasında ulaşılan, ulaşılan belgede bir ilaç firmasıyla bir CIA ajanı arasında geçen görüşmelerde kasabada yaşananların tamamen LSD nedeniyle olduğu iddia ediliyordu. Daha net ifadelerle CIA iddialara göre zihin kontrolü için kullandığı LSD'yi köylülere ekmekle birlikte vererek topluluğun kontrol edilip edilemeyeceğini test ediyordu. Toplamda hmm. 300 köylünün uzun süre hayal gördüğü, 50 köylünün uzun süreler tımarhanelerde tedavi altına alındığı ve 7 köylünün de öldüğü lanetli ekmek olayı halen daha <gülüyor> lanetli <gülüyor> anlatılmış değil. Lanetli ekmek olayı. Şimdi MK Ultra ile alakalı bir şey biliyor musunuz? Benim bilgim hmm. biraz az. uzman Günhanımızdır. Günhan. Ben çok biliyorum. Yani şey yani şöyle biliyorum. gerçekten grounded bir realitesi olabilir mi yoksa belirli olayların üzerine oluşturulmuş teoriler mi? Yok bu gerçek canım şimdi şöyle 1953 senesinde falan zaten ilk başta başlıyor iki tane de falan şey var ön projesi var mevzu şu Eren'ye yüzden ben yılını sordum çünkü 51 mi dedin sen Eren? 55 <laughs> 53 yılında resmi olarak başladı söyleniyor işte 60'larda falan e, çok daha böyle şey yapıyorlar ne derler e, genişliğini daraltıyor programın 70'lerde falan tekrar çıkıyor daha sonra ama böyle bayağı hani Amerika Amerika'nın en çok para akıttığı belki de, en çok üzerine uğraştığı, çok geniş olan, pek çok farklı kategorilerde farklı deneylerin yapıldığı, Amerikalıların ve Kanadalıların ve işte Ortadoğu'da Doğu'da pek çok ülkenin işte çeşitli fark izinleri alınmadan, e, herhangi bir şekilde haberleri de olmadan üzerlerinde kimyasal ilaçlarla deneylerin yapıldığı projeler bütünü MK Ultra. Tem yani bunun içinde kahinlik medyumluk testleri. Tabi şimdi bu mesela şimdi Amerika'nın kendi şey tarihine falan da bağlanıyor işte seri katil tarihine falan bile bağlanan noktalar var mesela Ted Kaczynski bu işte Industrial World and Society şeyini yazan Yuna Bomber olarak bildiğimiz Netflix'te de dizisi olan eleman bu işte gidip üniversitelere işte devlet dairelerine bomba gönderen herif e, okuduğu üniversitede MK Ultra deneylerine maruz kalıyor bu da gerçek mesela ya yani. Ee, öyle deliriyor zaten gitgide genel olarak. Ya bu bunu çok yaptılar işte yerlerin sularına LSD karıştırmak, insanların yemeğine LSD karıştırmak. Bu zaten sürekli olarak bir yere böyle <laughs> LSD karıştırıyorlardı bunlar herkese yani. Herkesin her şeyine. Sularımıza LSD atıyorlar. Burada genel olarak yapılmaya çalışılan şey insanın iradesi nasıl kontrol altına alınabilir? Gerektiğinde biz insanın iradesini nasıl etkileyebiliriz? Ee, deneyleri bunların tamam. Mesela işte şey için de MK Ultra deneyi olduğu söyleniyor. İşte bu iş, çok izledik ya. Neydi? E, Siyelini çalıyorlar bir tane televizyonun. Oraya bir tane <laughs> şey koyuyorlar <laughs> reklam, daha sonra. Gör garip, maskeli reklam. Garip maskeli bir adam. Onun da bir MK Ultra deneyi olduğu söylenir falan. Medyada da çok kullanılıyor. Hatta yani işte bitirdiler sözde resmen MK Ultra'yı ama bence hala devam ediyor. Çok el ayağı düştü bitirdik deyip ismini değiştirip devam bence etmişler. De. Bence Ya peki yani, bunu kabul Sadrow, ettiler evet. mi? Yani bayağı devlet evet. belgelerinde MK ultra geçiyor. Ya çok yerde var kabul edilmiş gibi ama gerçekten resmi olarak kabul edildi mi bilmiyorum. Ama Amerika'da. Bak Amerika 1900. E... <laughs> Bak, hemen hemen örnek vereyim. Ee, 1976 yılında bu işte Freedom of Information Act ile çıkan belgelerde falan bayağı bildiğin e, 10 kilogram LSD satın alındığı ile ilgili bu pro programda belgeler var. Yani 10 kilo 10 kilo LSD baya fazla yani 100 milyon doza yakın bir şey oluyor. Diğer ülkelere falan da aynı şekilde farklı laboratuvar farklı laboratuvarları ve markaları front olarak kullanarak da diğer ülkelerde illegal deneyler yaptıkları ile ilgili pek çok belge var. Evet bu olaya ne diyorsunuz? Deney midir yoksa gerçekten bir e, fırıncının bir denemesi midir ya da yanlışlıkla bir ekmeğe giren? Bana da de deney gibi geldi çünkü yani, fırıncı nasıl böyle bir şey? Fırıncı next level bir reizmiş yani, e, yani. gerçekten yaptıysa fırıncı da. Fırıncı işini niye kaybetsin ki? Yani bir aracılığıyla öyle. bulaşılmış bir işe benziyor kesinlikle. Hayır bu fırıncıya vermişler parayı ya da neymişse evet. işte anasını babasını kaçırıp yapacaksın demektir. Yani en sonunda da bunu günah yapmışlar kurtulmuşlar bu klasiktir abi. Bana da öyle geliyor yani tek fırıncılık iş değil böyle 300 kişinin delirmesi. Çok enteresan lan bütün kasabanın bir anda ejderhalar geliyor falan diye delirmesi. Valla LSD ile beraber toplu hisleri geçirmiş adamlar sanırım ama e, acaba hiç gerçekten MK Ultra başarılı olmuş mu bir şey e, orada influence edebilmişler mi veya hala bilmiyorum e, ben şüpheci yaklaşıyorum hala bu MK Ultra, ya, MK Ultra ile ilgili çok fazla e, bazı büyük suikastlerin yapıldığı hatta ya da durdurulmaya çalışıldığı iddiaları var. MK Ultra'yı yani, araştırabilir seyircilerimiz de. Bu var Cambridge... MK Ultra özel bölümümüz var bu arada kanalda ona bakabilirsiniz. Cambridge Analytica muhabbetine de mesela böyle bu e, MK Ultra deneylerinin bir devamı olarak bakıyorlar. O tarz şeylere de işte data manipülasyonu, algoritma manipülasyonu, genel olarak sosyal medyada şüphelendiğimiz pek çok şeyin de aslında MK Ultra'nın parçası olduğu dair rivayetler var. Alt branchleri yani. Tabi tabi tabi. Evet. Şimdi Hazırsanız Türkiye'deki garip cinayetlere başlayalım. Ya ben Hızlı bir dakika zıklı. bir şeyin dikkat... Ben bir konuda şey yapmak istiyorum. MK Ultra Tabii. diye bir şey yoktur. Toplu hisleri vardır e, demiş Mordor metrosu arkadaş. Kendisi zaten biz Allah vardır desek ona da şey yapacak da. E, görse ona da zaten itiraz edecek de. Bu onaylanmış bir şey arkadaşlar. Bu şey değil. Komplo teorisi falan değil yani. bu Bunlar... E, kamuoyu nezdinde konuşulmuş, e, belgeli, bilgili, e, işte hatta yargı yargıların falan yapıldığı Amerika'da yaşanan e, bir grup deneyler oldu yani. MK ben mesela şu da. anda olayın suyunun bulandırılmasından dolayı kesin bir kanıya varamıyorum. Atıyorum adam, ya yani sen burada belgeli olduğunu söylüyorsun ama bu o kadar komple teorisyenlerin eline düştü Tabii. ki ve o kadar abuk sabuk... Öyle öyle. Ortaya ...çıktı ki ben emin olamıyorum öyle. şu an mesela gerçekten böyle. Öyle öyle. Ama yani dünya nazileri ve nazilerin insanlar üzerindeki deneylerini gördü ve atlattı. Demek ki devletler böyle şeyler yapabiliyor. Bu mümkün. Ve bunun için illa nazi olmana da muhtemelen gerek yok. Hani biraz ona güveniyorum sadece. Ama dediğim gibi ben de hala muallaktayım. Hani kesin vardır diyemem okusam da. Su ya herkes kendi... Baba. Su bulandı tabii ki yani günün birinde... Yarın öbür gün MK Ultra diye bir şey yok. Biz o kadar kongreler yaptık. İnsanlar yargılandı. Buradan bir sürü insanın hayatı kaydı falan. Ve işte bununla ilgili olarak da biz aslında sansasyon yapıyorduk. Gerçek değildi deseler ona da inanamayız bu arada yani aynı şekilde. Evet. Bütün infosuları bulandı ama buyurun Eren Bey. Eren Bey. Evet efendim. Türk seri katillere geliyoruz. İlk Aynen. katilimiz bizim medyamız garip isimler veriyor. Şucu katil bir şey canavarı şeklinde okuyacağım sürekli. Çünkü adı çivici katil. Okuyorum çivici katilimiz. Süleyman Aktaş Denizli'de bu arada görsellerin resimlerini verecektim sonra vazgeçtim katillerin resimlerini vermekten. Süleyman Aktaş Denizli'de Türkiye Elektrik Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan kendi halinde evli ve iki çocuk babası bir hat işçisiydi. Sıradan başlayan bir günde 31.500 volt elektrik akımına kapılıp ağır yaralandığı bir iş kazası geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan fiziksel olarak iyileşse de beyninde hasar oluştu. Hasar sonucu halüsinasyonlar görmeye, kafasının içinde sesler duymaya başladığını söyledi. Bu sanrılar yüzünden 1986 yılında Antalya'da yol sorduğu başkomiseri kendisine ters cevap verdiği gerekçesiyle öldürdü. Çıkarıldığı mahkeme tarafından şimdi bu Klasik şunu bu arada, çok TRD Şunu çok duyacağız. Şunu çok duyacağız. Çıkarıldığı mahkeme tarafından hasta olduğu gerekçesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Burada 3 yıl 3,5 yıl kaldıktan sonra Denizli'nin Çambaşı köyüne yerleşti. Şimdi Zamanında çok fazla katili, çok fazla akıl hastası diye 1-2 yıl akıl hastanesine koyup salmışlar ve tekrar cinayet işlemiş. Bu nasıl bir e, hmm. yanlıştır bilmiyorum. <laughs> Devlet üşenmiş. Evet. Köyde geçirdiği 5 yılın sonunda iç sesinin esiri olup yaşlı bir çifti evlerinde başlarına çekişle vurarak sersemletip henüz hayattayken sol gözlerine ve alınlarına çivi çakarak öldürdü. Yaşlı çiftin cesetleri geç bulunduğundan bedenleri çürümeye başlamıştı. Bu yüzden cinayet tespit edilememiş ve ölümlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirilmişti. What the fuck? Ölümlerin üstünden bir ay geçmişti ki köyde yine yaşlı bir çift bu kez cinayet olduğu açıkça belli bir şekilde evlerinde ölüm bulundu. Çirik Maktüllerin yine sol gözlerinde iki alınlarında bir çivi çakılı durmaktaydı. Hep aynı şekilde sol gözde iki alında bir tarzı. Panikle cinayetleri akrabasına haber vermeye giden bir köylü akrabasını da aynı şekilde çivilenmiş can çekişirken buldu. Yaralı adamın ağzından çıkan son kelime arkadaşı olan arkadaşı da olan katilin adı olmuştu. Kurbanın ifadesiyle yakalanan Aktaş kolayca teslim oldu. Yapılan aramalarda evinin alt katında uçları özenle sivritilmiş beton çivileri ve öldüreceklerinin yazıldığı bir liste bulundu. Yapılan sorguda soğukkanlılıkla dikkat çeken katil, kendisine verilen ikinci görevi Üç kişiyi öldürdüğünü ve dokuz rakamanın önemli olduğunu, bu yüzden üçer çivi kullandığını söylüyordu. İkinci görev demesi üzerine bir ay önce gıda zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen ölümlerinde onun eseri olduğu ortaya çıktı. İlk cinayetlerin üçleme öncesi alıştırma niteliği taşıdığını söylüyordu. Görevlerin yukarıdan geldiğini, zamanlamayı gösteren sinyali de televizyonda bakanlar kurulunu izlerken aldığını ifade ediyordu. Röportajı var bu arada YouTube'da. Tabii. Çivici katilin yapılan muayenede paranoid şizofreni olduğu ortaya çıktı ve tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir, Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Aktaş'ın bir keresinde bir günlüğüne de olsa kaldığı hastanenin demirlerini keserek kaçmayı başarması, buraya gelecek korkusuyla köyünün 1500 olan nüfusunu 680'e düşürdü. Köy boşaltılmış korkudan. Bugün hala bu hastanede yüksek güvenlikli bir odada kalan çivici katilin tedavisinde bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Olay bu arkadaşlar. Vav! Wow. Peki Oğlum, ya gerçekten bölümü gerçekten... vardı lan? Şizofreni değilse ve gerçekten bu adamla gidip konuşmamız mümkün mu? Bu yüzden olur okuyorum. Ee, var röportaj e, psikoloji e, öğrencileri gidip röportaj falan yapmışlar, <laughs> hazırlamışlar üstüne falan galiba. Ben öyle değil. Biz gidip konuşabilir mi? Eksik alsak. Bilmiyorum. bilmiyorum. Bir iznin olması gerekiyor. O adam öldü mü? Bilmiyorum. Benim aldığım yerde yaşadı söylediğinde Ölmüştür belki. Ah be abi. Ya oğlum hakikaten çok... kimden geliyor emirler falan diye soraydık bir. Yani çok komik bir gerçek kesit bölümü var bunun. Bok gibi anlatmışlar olayı ama izlemesi çok komik yani. Kibirli <laughs> katil. Bu Ben Buyur buyur. Ş şizofreni'yi ben çok merak ediyorum ya. Yani nasıl Aynen, oluyor tam anlamıyla? Efendim. Yani Röle... ne ne ayırt ediyor yani hani kendi kendine onu kendisine mi söylüyor? Evet nasıl oluyor yani? Ya kendi nasıl kendini oluyor? o hale getirmek mümkün mü mesela? Ha, belki Çünkü diye bir şey yoktur arkadaşlar. Nasıl? nasıl? Ha, be be belki diyorsun gerçekleri görmeye başlayınca ha, dünyayla ilgili. Bütün şizofrenler belki aynı şeyin şeyidir. E, şimdi mesela şey düşünelim. Bütün dünyadaki diyelim e, dünyadaki atmosfere tamamen uyduruyorum. E, bir tane Kalisilojen karıştırıldı atmosfere ve işte e, aldığımız oksijen bayağı bildiğin hepimizi delirtiyor. Uyduruyorum tamam mı? böyle bir şey oldu. Diyorum. Bütün dünya deli artık. Bütün dünya şizofren, bütün dünya deli. Herkesin çeşitli sıkıntıları falan var. E, o zaman yani insanların paylaştığı çünkü hep biz gökyüzüne baktığımızda gökyüzü mavi, işte toprak kahverengi, çimenler yeşil diyoruz ya. E, herkes deli olduğu zaman paylaştığımız ortak gerçekliğe acaba ne olacak? Yani. Bizimle beraber ee, şekillenecek. Şekillenecek mi acaba? Şekillenecek mi? Çünkü ortada dışarıdan bir gözlemci olmadığı zaman ne oluyor? Yani dışarıdan herhangi bir şekilde objektif realiteyi gözlemleyebilen birisi olmadığı zaman acaba nasıl oluyor yani? Herhalde öyle bir özlemci olmadığı sürece görenlerin algısı neyse onlar da olmuş olacak ve objektif realitenin önemi kalmamış olacak aslında. Evet orada. işte evet evet. Ve objektif realitenin önemi kalmadan da insanlar sübjektif realiteyle hayatlarını devam ettirebiliyorsa o zaman objektif realitenin de anlamı var. Neyse. Boşver çok derin olmasın. Adam belki de abi paranoyak değildi ve dünya dışı varlıklardan veya dünya dışının da ötesinde dördüncü beşinci boyutlardaki varlıklardan belki de emirler alıyordu hakikaten amına koyayım bilemeyiz ki. Paranoyak denmiş geçilmiş belki de üstü örtülüyor. Ya de ilerlememiş. Yani peki bir şey evet, diyeceğim. Şizofreni eğer şimdi mesela akıl hastasıysa bu görevler falan yani bilinçaltında izlediği şeylerden falan mı etkileniyor? Dokuz sayısı bana görev verildi falan. Tartışıyor. Ya numerolojide de bu var. de e, 9 3 bunlar önemli sayılar. Ee, yani adamın mesela Random bir Türk Anadolu irfanı olarak değerlendirirsek adamı çok fazla işte internete erişimi yok, kendini geliştirememiş veya varsayım belki de çok eğitimlidir bilmiyorum ama varsayım yapıyorum. Bu tarz bilgilere ulaşıp bunları önemli olarak aksetmesi birazcık bilmiyorum değişik geldi bana. Çünkü yani 9 sayısı neden önemli? Nereden vardı bu adama bu? Eğer evet, gerçekten evet, okultist yani. şeylerle ilgilendiyse evet bilinçaltına oturmuştur. Ama onun dışında nereden gördün? Nasıl öğrendin? Nasıl oraya vardın? İlginç. Böyle mi? bir e, ilginç katilimiz. Şimdi ikinci bu da bir görev gibi katillerimiz var. Otoban katilleri. 20-23 Ekim 2006 tarihleri arasında kiraladıkları arabayla otobanda yolculuk ederken 52 saat içinde 6 farklı şehirde 7 kişiyi öldüren... Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan ikilisinden <gülüyor> medya <gülüyor> tarafından verilen isim otobanka. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Basın tarafından seri katil olarak adlandırılsalar da cinayetlerin türleri nedeniyle seri katil değil spree katil. Bak İngilizce yazmışlar bilmem spree katil ne demekse. Spree ee katil oldukları iddia ediyor. Bir anda, bir <laughs> anda, bir, bir anda bir, birden çok aynı anda galiba. Yani bir anda böyle çok ama. Ya şey mesela evet, evet, kısa buna şey girebilir mi? Çok fazla. Atıyorum silahla dışarı çıktım. Hedef amaçsızca sıktım öldürdüm 10 kişiyi. Ben killing, killing spree mi yapmış olurum yoksa seri katil mi olmuş olurum? Hayır am amaçsızca olunca olmuyor. Killing spree. spree oluyor ama. Seri katil olması için belirli özellikleri olan insanları targetlaması gerek diye. Hım. Belirli yani bir çekitte bir bir, 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 nokta. bir, bir patern oluyor. Pet evet, evet, patern olacak aynen öyle. Hım. Katillerden Ben Katliyi buraya çağırıyorum aşkım. Pardon. Tabii. Evet. Patern e dedik arkadaşım. E <laughs> patern, patern. Katillerden Yiğit Pekçe 1977 gemlik, Mehmet Karaasan 1982 Akyazı doğumlu. Yiğit Pekçe ortaokul terk. İlk suçunu 17 yaşında işliyor. Burada bilgiler var, e kişiler hakkında. Ortaokul mezunu, ablası ha. Biri Mehmet Karahasan 14 yaşındayken ablasına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi öldürüyor ve hapse giriyor. 4 yıl sonra 18 yaşındayken hapisten çıkıp 4 yıl sonra çeşitli işlerde çalışıyor. İkilinin yollarını kesiştiren ise uyuşturucu bağımlılıkları. Uyuşturucu içerken tanışıp birbirlerinin sabıkalı olduğunu öğrenince samimi oluyorlar. İkili, <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> İkili 20 Ekim 2006 tarihinde araba kiralayarak yola çıkıyorlar. İlk olarak 20 Ekim günü saat 22.30'da Bursa Yalova Karayolu üzerinde bir kestane şekeri satış mağazasında tezgahtarlık yapan 20 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'ı öldürüyorlar. Bu cinayetten 5 saat sonra İzmit Karayolu üzerinde pişmaniye satış mağazasında tezgahtarlık yapan 21 yaşındaki Fatih Kılıç'ı. İkinci cinayetten 7 saat sonra Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir benzin istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Mehmet Çakır'ı. 20 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde Büfeci Özkan Köse ve Hatay'ın Erzin ilçesinde arabasıyla birlikte kaçırdıkları 40 yaşındaki Bekir Ciritçi'yi Adana'da Pozantı Çamalan Kora yolunda öldürüyorlar. Son olarak 23 Ekim günü saat 1.20'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan Enver Aycık'ı ve market görevlisi Necati Yücel'i öldürüyorlar. Benzin istasyonunda kameralarla işgalleri belirlenen ikili aynı gün içinde yakalanıyor. İlk cinayetlerinden yakalanmalarına kadar ki 53 saatte toplam 1944 Pardon. Öyle söyleniyor tabii 1944 kilometre diye söylenmiş ama yol kat ediyorlar. 7 ölü, 2 yaralı. Bu nasıl bir psikoloji? Bir nasıl bir görev bu, bilinci? Let's go eğlenelim. Ha görev mi var? Yani Bin bir görev, görev aldık diyorlar. Onu soruyorum. Görev mi? Görev gibi bir yola çıkılıyor ve teker teker öldürerek devam ediliyor. Neden? Ya şey ben gibi olmamış. Size size hani abi işte bizim ortak noktamız uyuşturucu. İkimiz de sabıkalıyız. İşte let's go ya biraz takılalım deyip GTA'lamak gibi bir şey olmamış mı bu? Çok da arkasında. Ya evet bilmiyoruz evet de Böyle bir şey yani böyle bir şey var mı? Hani bu kadar bizden... çılgın olur mu? Onu düşünmek ya bak, lazım. Bu kadar çılgınlık kişinin, yapar mısın yani? Bir kişinin hani uyuşturucu alıp tek başına GTA yine bir noktada anlaşılabilir yani. Ama i̇ki yani bir şey olursa biz, olmaz mı? Yani iki tane aga bir araya gelip oturuyorlar ve ne yapıyorlar? Çay içiyorlar, kafalar güzel ve işte gel hadi arabayla bir insan What the fuck? What the fuck Bence ihtimali <laughs> daha fazla var lan. Yani ikisi de birbirlerinin Bilmiyorum. paranoyasını besleyerek o hale Gaza de... mı getirirler diyorsun? Tabii, tabii. Abi let's go ya yapalım ya. Öteki zaten hayatından bıkmış mesela amaç arıyor. Oğlum bir dakika. Gaza geliyor. Ya, i̇nsanın adam öldürecek noktaya gelmesi bu kadar kolay olmamalı ya. Bence abi insan influence etmek e, böyle bir şey ve o noktaya getirebilirsin doğru sözcüklerle adamın altyapısı müsaitse. Yani sağlıklı bireyden bahsetmiyorum zaten ben. Hani bu adam belli ki hasarlı bir arkadaşmış ki yani bu bu da teoridir bu arada böyle de olmuş diye bir şey yok. Ben sadece iki uyuşturucu kullanıcısı boktan giden hayatlarından sonra aldıkları çılgın bir karar ve GTA'lama. Evet ama kadar... yakalanacaklarını düşünmüyor mu bu adamlar? Ya bilmem mesela o kadar kaybedecek bir şeyin yokken. Ama hep mağazalarda da... restoranlarda öldürüyorlar durdukları yerlerde ve belli bir yol var falan böyle. Nereye gitmişler ne yolu bu? Yani, yani yollarının amacı ne acaba? Türkiye gezisi mi yoksa başka bir şey mi? Hani sahilden bisikletle gezer gibi mi? Öyle bir mentaliteyle mi? Gidelim abi bu yoldan kim gelirse lan falan gibi mi? Hani o kadar da şey ki altında hiçbir metin yok ki değil mi? Yok. Başka bir şey anlatmıyor. Yok, yok hiç hiç hiçbir şey yok. Sadece yakalanıyorlar ve ee, başka da bir bilgi yok. Ne söyleyeceğim bana? <laughs> Ama anne çalışıyor iş yapıyor anne. Sen yat. Kapattı burayı anne. <laughs> <laughs> Kapattı burayı anne. Evet. Sıradaki katilimiz. Ee, bu arada katiller birkaç tane sonra bitecek ve Agartha şambala'ya gideceğiz. Artvin Canavar. Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuşlar. Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyorum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum diyor Artvin Canavar'ı. Artvin, Artvin canavarı ya da böyle. Aynen. Ya da baltalı katil olarak bilinen Adnan Çolak işlediği 11 cinayeti bu sözlerle açıklıyor. <laughs> bu Artvin canavarı değil oğlum. Bu Z jenerasyonu. <laughs> Çok kötü yere gidiyor sonra. 92-95 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen yaşlıları kurban seçen Çolak öldürdüğü 6 kadına da tecavüz ederek ne kadar karanlık bir ruha sahip olduğunu da gösteriyor. Yakalandıktan sonra Adnan Çolak'ın yargılanması 5 yıl sürüyor. Burası çok tatsız arkadaşlar. Bu kadar insanı öldürüyor, tamam mı? Tecavüz ediyor. Olmuyor mu? 5 yıl sürüyor. Zonguldak'ta 1. Ağır Ceza Mahkemesi 25 yaşında cinayet işlemeye başlayan Adnan Çolak'ı 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırıyor. Fakat Rahşan Affa olarak bilinen şartlı salıverilme düzenlemesiyle 2005 yılında serbest bırakıldı. Evet. Bu nasıl bırakılabilir abi? Yani bu o dönem bu çok insan... insanı bıraktılar oy kullansınlar diyor, diyor genelde. Abi nasıl ya? Nasıl Genelde benim bildiğim kadarıyla ya bak bundan yüzde yüz emin değilim. E, hapishanedeyken oy kullanabiliyor musun? Oy kullanma hakkım var mı? Sanki eskiden yoktu da bu afları falan işte Bilmiyorum. oy kullanmaya da ailelere oy versin diye falan gibi bir durum yüzünden diyebiliyorum ama emin değilim yani bundan. Chatte yazarlar şimdi. Bu... sanki yani, öyle var. bir şey bir sanki öyle ya. bir şeydi i̇şte, falan gibi o rahşan affıyla çıkıyor evet evet politik bir şey kazanılmadı mı zaten o, o zümrede ama bir tek o, o var diye hatırlıyorum adam. ben yani şey de olabilir ne derler aileleri işte normalde affı yapan partiye şey yapsın Neyse, diye tabi, affı tabi... yapan partiye oy versin diye de olabilir bir de o dönemlerde galiba dönem dönem şey oluyor abi hapishanelerin limitleri de çok doluyor dolunca da böyle bir Bizde de oldu bu arada ee, çok yakın hmm. tarihte böyle bir, böyle bir toplu af oldu. Hatta korona o topla, yüzünden dışarı korona yüzünden... şartlı bir şey oldu. Evet evet böyle ama bayağı insanı falan çıkardı. hatta ben Twitter'a falan da yazmıştım yani bakın böyle bir af oldu. Sokaklarda bayağı işte tacizden, tecavüzden, cinayetten hüküm giyen insanlar salınıp verilecek yani. Şeyin istatistiklerine bakmak lazım aslında bu salıvermelerden sonra çeşitli suç oranları ne kadar artıyor? Falan diye bakmak Ama lazım. Ama yani tabii ki. abi bu kadar insanı öldüren 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan birini afla çıkaramazsın ya. Bu affedilecek bir şey değil ki lan. Yani işte, tabii. çok girmeyeyim diyorum da işte son dönemdeki olan olaylar bir örnek var elimizde mesela. Yani tadımız kaçmasın şimdi de. E, oy e, kullanamıyorlar bu arada arkadaşlar. Hapishanede ha, oy kullanamıyorlar mı? Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan oy kullanamazlar. Tamam belli oldu o zaman. Ben de öyle hatırlıyorum da emin olamadım çünkü yani. E, bazıları kullanıyor bazıları kullanamıyor. Büyük çoğunluğu kullanamıyor o zaman. Şimdi bir e, tornavidalı katil var. Türkiye'nin en çok cinayet işleyen insanlarından biri olduğu söyleniyor. Hırdavatçı katiller hepsi. En çok. E... <laughs> evet abi hepsi hırdavatçı gerçekten. Şöyle Yavuz Yapıcıoğlu Türkiye'nin kriminoloji tarihinde yer alan en tehlikeli sanıklardan biri. Kayıtlarda Allah. 18 kişiyi öldürdüğü yer alıyor ama sanığı olduğu iddia edilen 43 cinayet var. <laughs> Hala cezaevinde yatıyor. İstanbul ve Ankara'da işlediği cinayetlerin işleme biçimleri sebebiyle tornavida ile yapıyormuş. 40 ben bunu anlamamın sebebi şu. Bir insan 43 kişiyi öldürecek psikolojiye nasıl gelebilir arkadaşlar? Yani bir temelde bir şeylerin yanlış olması. Sana verdiği değerde bir yanlış. Muhtemelen küçüklük travması. O pek bizim anlayabileceğimiz bir şey değil ya. Bu değil artık şey şey bunlar şey konuları artık çünkü işte sosyopati, e, psikopati, yani ciddi ciddi şimdi senin normal hepimizin burada normal bir duygusal işleyişleri var. Duygusal prosesleri var değil mi? Yani sen bir şey atıyorum yani işte üzgün kedi videosu görüyorsun mesela işte <laughs> miyavlayan <laughs> miyavlayan kedi videosu görüyorsun. İçinde bir şeyler uyanıyor. şimdi çünkü neden? Çocukluğundan itibaren duyguları e, normal şekillerde işlemeyi öğrenmişsin. E, bunları işleyemeyen insanlar var. E şimdi duyguyu işlemediği zaman onunla ilgili bir şey hissetmiyor. Hissetmediği zaman da vicdan oluşmuyor vicdan oluşmayınca da 40 tane öldürmek başka bir şey dönüşüyor evet, ya da sadece çalışmayan yok, evet. bir bilgisayar gibi yani Aa, ay, aldığı yok. komutları yanlış yorumlayarak istediği sonucu elde edebiliyor buna öldürmek de dahil o, Tabii genelde bu bu tarz karakterlerin hep çocuklukta böyle işte hayvan sıfır öldürme empati. işte aşır tabii. <laughs> tabii sıfır empati i̇şte yani hayvan bu öldürerek şey olarak yapıyorlar. da olabilir 0 6 olabilir. yaşta yaşanan büyük bir travmadan dolayı da olabilir. Yatkınlık mı olabilir şimdi ya da, şey da pozest arkadaşlar bakın teori kanalıyız biz doğru, ee, doğru. O da o doğru. Kanal doğru. ya da cinziyen yani, programıyız şu an ya evet. da pozest olmuştur bu da bir olabilir. ihtimaldir yani olabilir ya yani mesela bir tane e, ünlü mobilyacı katil var mobilyacı katili var e, küçüklüğünde bu bilinmiyormuş sonradan ortaya çıkmış küçüklüğünde arkadaşıyla birlikte bir mobilyacının onlara e, cinsel saldırı tecavüz etmesi sebebiyle büyüdükten sonra arkadaşı bu, bu psikolojiyi kaldıramıyor intihar ediyor ve o arkadaşı intihar ettikten sonra onda travma oluyor ve e, adamı öldürüyor yani, mobilyacıları öldürmeye başlıyor Aa. Aa. Hmm. Hmm. Bak, ben size bir şey anlatayım <laughs> ben size enteresan bir şey anlatayım benim e, çok eski bir Türk arkadaşım bunu kendi yayınlarımda falan çok anlatıyorum da ilginç geliyor bana e, bunun tam tersi de olabiliyor mesela sen aşırı duygusal bir insansan eğitimle e, bir takım duygularını bastırıp insan öldürmeyi de öğrenebiliyorsun işte benim arkadaş Amerika'ya gitti. Amerika'da da böyle şey programı vardı. Üniversite paralı ya orada. Üniversite okuyacaksan orduya giriyorsun. Orada senin üniversite ücretlerini karşılıyor ama işte sen bilmem kaç e, sene marin oluyorsun. E, hmm. Orduda. E, i̇lk şey olduğu zaman işte bu olaya başvurdu, girdi falan. E, eğitimde şey, önce psikolojik tarafı var eğitimin. İşte On Killing diye bir kitap okutmuşlar mesela yani öldürmek üzerine diye bir kitap okutturmuşlar. Yani stabil bir şekilde Pardon istikrarlı bir şekilde seni e, hassasiyetini bu tarz konularla ilgili hassasiyetini yok etmek böyle adam öldürebilecek diyorlar. hale adam öldürebilecek mesela Vietnam savaşında e, şey istatistiği var askerlerin çok yüksek bir yüzdesi e, şeyleri ateş etmek yerine yerleri ateş etmek yerine havaya ya da yere ateş evet. ediyorlar sürekli olarak. Yani içgüdüsel olarak biz aslında zarar vermeyi ve öldürmeyi istemiyoruz. Fakat bazı durumlarda işte dendi. bir tümör bile mesela yani şeye sebebiyet veriyor. O duygu işleme noktalarını bozup senin böyle saçma sapan şeyin dışında hareket etmene sebebiyet verebiliyor. Değer yargılarını bir hastalık bile gerçekten değiştirip evet. bambaşka bir insan haline getirebiliyor. Çok hassas bir terazide bence öyle hissettiriyor. Evet, evet. Toplumsal tarafı da var canım şimdi yani biz toplum olarak da birbirimizi öldürmeyelim, tecavüz etmeyelim falan diye pek çok kurallar koymuşuz. Yüzyıllardır bu kurallara riayet ediyoruz. İşte az çok bazı şeyler değişiyor ama en temelde işte başka birisini öldürmemelisin. İşte ne bileyim insanla hırsızlık yapmamalısın falan gibi. İşte on Eylül, gelen mi? muhabbetle aynen öyle oradan öyle bir pusulamız da var yani. Bir katilimiz daha var son. Ee, bu çok uzun uzun okumayacağım uzun almışım ama. E, ee, katil bunun da adı. Polisimiz böyle. Allah yani. Allah gerçekten bir davat. senede beş kişi öldürüyor fakat ee, sonrasında kusursuzlaştırmak için cesetlerin üzerindeki izleri yok etmek maksadını. Ee, iz kalmaması amacıyla çürümeleri için suda saklıyor. Aa, Şimdi bunu, bunu yine biliyorum. psikolojik olarak alıyorum. Suda saklıyor. Ee, sonrasında ıslatıyor ya da kötü koku çıkarabilecek yerlerini gazete, gazete kağıtları ve silikon ile kapatıyor ve koliliyor. Yani bir insan bunu yapacak raddeye nasıl gelebilir ben aklım hafızalamam. Bu alayım. mide nasıl var yani böyle mide. Blue TV'de belgeselde bir bölümü var şey Türkiye'deki seri katiller diye belgesel var TV'de bunun üzerine bölüm var bu çok ilginç. Koliliyor dediğin, pardon. hakikaten adamı paket mi yapıyor? Evet evet paket, Paketliyor, yapıyor. Paket ediyor. bir yerlere bırakıyormuş cesetleri. Böyle. Evet. Allah Evet. Aynen aynen. Böyle, böyle, herif. O herif ilginç bir herif bu arada bayağı. Yani e, psikolojik bir şey var arka planı var o koly muhabbetinin. Yani şimdi bak e, gerçekten bir reaksiyonla bir kavga sırasında ya da ne bileyim bir savaş sırasında birine zarar vermeyi bir yerde şimdi ya asla yapmam ama anlayabiliyor ya insan beyni. Fakat birini öldürüp öldürdükten sonra. Bu raddeye getirecek ve yani kolilemek, silikonlamak, suda ıslatmak falan... Abi random Nasıl? teori bununla alakalı. Heh. Adamın yaşadıklarının, işiyle alakalı da bunalmışlığının ciddi bir dışa vurumu olabilir mi bu? Hani sikeyim ee, sabahtan akşama kadar kol yapıyorum, işte toplum beni bu hale getirdi. Alın ulan ben de sizi koliliyorum. Hani... Oo. Oh. Vilo yani adı şeyde... insan psikolojisi abi varır yani saçma sapan. Eksendeki o belgeselde anlatıyor aslında. Senin dediğin gibi bir yani ailesiyle ilgili daha çok. Orada anlatıyor aslında. Ee, babasından şiddet görmekle ilgili bir şey miydi emin değil mi? Burada o belgesel müziklerini de Soykan yaptı. Burada bir hmm. şey yapalım. Evet, evet. Ee, Soykan Tribute. Tabii tabii. <laughs> Ama Öyle bir ya abi işte genelde bu seri ritelistik seri katiller söz konusu olduğu zaman işte çocuklukta yaşanan şeyler, işte ailevi şeyler Baskılanma. çok önemli oluyor yani. Ki de şey... neler neler baskılanıyor, fark bile edilmiyor abi. Yani tabi tabi Ya mesela şey herkes... bir... Heh, tamam. çok şey şey diye bir muhabbet vardır mesela. Ya abi işte Türkiye'den seri katil çok çıkmaz. Bu Amerika'dır mümkün falan değil diye. Ya, mümkün değil ya. Bizde çok de var ya. Var. var bizde çok de var. var. Bizim daha çok Amerikada çok, değil çok ama abi? abi. Bizimkilerin motivasyonu da var ve nefretle fiyullanan, birbirimizi ayrıştırmayla fiyullanan bir motivasyon da var ortada. Asıl bizde niye çıkmasın yani? Bence çok bu ha, çok... Geçmiş, geçmişte de çok var. Ben ee, yani sebepleri bilinmediği için almadım mesela. El, şey, 30 kişi öldürmüş adam var. Pala dayı mı ne böyle? Hakikaten... Bobby Tabii öldürmüş herkes. Adam öyle bir hikayesi var ki içeri giriyor. E, Nazım Hikmet de o sırada, sırada. içeride. E, şey... Hapishane müdürü ne diyor ki Nazım Hikmet benim koğuşuma gelmezsin seni öldürürüm. Adam korkusundan Nazım Hikmet'i de aynı koğuşa alıyorlar. Sonra Nazım Hikmet başka hapishaneye gönderildiği zaman e, hapishane müdürü ölü bulunuyor falan gibi böyle bir olay gibi bir şeyler var. Anları e, almadım. Kırk Ağaç Yamyamı ya da Manisa Yamyamı olarak bilinen Oktay Tayfun bölge yamyamlıktan ziyade tam bir canidir. Mustafa Kurt'tan önce öz kardeşini öldüren bölge sadece 7 yıl hapishanede yatıp serbest bırakılmıştı. Cinayetten dolayı hapse giren bölge o dönemde serbest kalmasaydı Mustafa'yı öldüremeyecekti. Okulların tatil olduğu dönemde Kırkaç'a bağlı İlyaslar kasabasında tütüncülük yaparak geçinen kurt ailesinin en küçük oğlu Mustafa, merkezde bulunan sanayide çalışmaya başladı. Düzenli olarak her gün aynı saatte işe gidip aynı saatte evde oluyordu. Bir gün Mustafa eve gelmedi. Telaşlanan aile köyden oğullarını aramaya başladı. Oğullarından hiçbir iz bulamayan aile güvenlik güçlerinin desteğiyle aramaları genişletti. En son sabah işe giderken görünen Mustafa arama çabalarına rağmen bir tür bulunamadı. Kayboluşun 17. günü annesi oğlum bulunur belki umuduyla okutma yapmaya karar verir. Okutma yapacağını da köylere söylemek için kapı kapı gezmeye başlar. Kestirme yol kullanmak için girdiği zeytinlikte ise oğluna ait kıyafetler bulur. Kıyafetler kan içerisindedir. Daha o şoku üzerinden atamayan anne ikinci şoku da kıyafetlerin az ötesinde bulduğu kafatası ile yaşar. Neye uğradığını anlayamayan acılı anne hemen koşup babaya haber verir. Baba olay yerine gelmesiyle birlikte güvenlik güçleri de gelir. Olay yerinde kafatasının harici birkaç tane daha kemik bulunur. Yapılan araştırmalar sonucu ise kemiklerin üzerinde etlerin bıçak benzeri keskin bir aletle sıyrıldığı açıklanır. Bu haberi duyan ilçe sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soruşturma sürecinde Mustafa'nın her gün işe beraber gittiği arkadaşların ifadeleri ise ülke gündemine bomba gibi düştü. Her gün Mustafa ile birlikte öğle yemeğini yemek için gittikleri Tay Oktay Tayfun bölgenin kendilerine çok iyi davrandığını söyledi. Bazen yedikleri yemekten para bile almayan bölgeye güvenleri arttığı için sürekli sohbet ettiklerini söyledi. Hatta bölgenin arabasına binerek kırkaçta gezi bile yaptıklarını söyledi. Hmm. Mustafa'nın kaybolmasından önce Oktay Tayfun bölge, bölge bir şahıs değil mi? Bölge. Bölge bir istiyor. şahıs. Bölge bir şahıs evet. E Mustafa'nın kaybolmasından bir gün önce Oktay Tayfun bölge gençleri iş gençleri işe arabasıyla bırakmayı teklif etti. İki arkadaş da bu teklifi kabul etti. <laughs> Sözleştikleri saatte, sözleştikleri yerde buluşan Mustafa, o gün son kez görülmüş oldu. Arkadaşları arabasına alarak yola çıkan adam, çocuklara uygunsuz teklifte bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen çocuklar, ıs, çocukları ısız bir yere getiren bölgeye cinsel saldırı düzenledi. Mustafa çığlık atınca bölge tarafından öldürüldü. Mustafa'nın arkadaşı olay yerinden kaçmayı başarıyor, ama işte kimseye korkusundan dolayı bir şey anlatamıyor. E, fakat olayın gerçeği şu: e, Her gün lokantasını açan ve müşterilerine hizmet eden bölge. Cinayet sonrası Mustafa'nın cansız bedenini de lokantaya getiriyor ve burada parçaları ayırıyor. Daha sonra etleri kemiklerinden ayırıp yemeklere katıyor. Aslında. Kazıması zor, kazıması zor parçalardaki etleri kemikten kolay sıyırmak için kazanlarda kaynatıp çorbasını yapıyor. Ve 17 gün boyunca da Mustafa'nın etini her gün köylülerin gittikleri lokantada habersiz yiyor insanlar. Arkadaşlar. Hmm. Bayağı mı? Köylüler L be L L beğeniyorlar L mı acaba ya da Bu olay gerçek. Lokantanın da fotoğrafı var. 96 yılında gerçekleşiyor. İnternette haberi var bunun. Bakabilirsiniz. Um. Köylüler beğeniyor mu lan? Ben ona takıldım. Yani 17 gün yiyorlar ya hani. Anlamıyorlar Tuts mı? tadını hani şey şey anlamadım. gibi bir diyalog oluyor mu acaba? Yani ustam bu ette iyi olmuş hani. Bu sefer yapmışsın ama insan eti hani bilmiyor. Bu oldu mu acaba hiç? Bu <laughs> bilmiyorum yani. Şimdi bu kısmı ya... da benim ilgimi çekiyor ya. Yani. <laughs> Bölge halkının evet gittiği mi? ve işte bazen bedavaya yemek yediği, parası olmayanın bedava yemek yediği sevilen bir lokanta burası. Şun. Allah Allah. Tabi kan doluydu. Ya bu gerçekten senin benim empati yapamayacağımız seviye şeyler. ya O yüzden soruyorum bu yani nasıl olabiliyor yani beyin nasıl böyle çalışabiliyor insan beyni? bir insan? Oğlum adam iki vicdan ve empati kapandım mı bunları yapabiliyorsun bence. Bu ikisi kapandı İki çeşit mı, yemek önemi yapmış yok. oğlum adam. Çorba yapmış. <laughs> etli yemek yapmış bir de. <laughs> Trajikomik ama evet. kardeşim ya, yapacak bir şey yok ya. Trajikomik de değil, trajik de bir, yani ilginç bir olay. Peki adam yakalanıyor mu? Hı? Yani yakalanmıştır Hı -hı. herhalde. <laughs> herhalde mi? Chat'te de Space Söyleme. Station ya bu yazmış. Allah belanızı versin. De, versin ha, yakalanmış ki. mı? Ya yakalı tabii canım yakalanıyor oğlum. Hı. Peki nasıl fark ediliyor yemeklere kattı? İtiraf mı ediliyor? E tabi. Yani bu arada şey bak. Kendi kardeşini öldürdükten sonra sadece 7 yıl hapis yatan Cani. iki tane çocuğa işte cinsel saldırı gerçek birini buluyor falan. E, 17 gün boyunca da olay devam ediyor yani. Kemiklerden anne buluyor ya kemikleri. Oradan işte polis devreye giriyor. Kemiklerde şey buluyorlar. Bıçak izi buluyorlar kanka. Bayağı şey yapmış kemiklerden etleri ayırırken o bıçak izi kalır yani. Yani o zaman hazırsanız cadılıkla başlatıyorum okültleri inançları Bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım Arkadaşlar... Allah'ım sen <laughs>